Başladık. Aha benim robotum. Batuhan. Başladı diyor, başlamadı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Atakan, hoş geldin. Arda hoş geldin. Ahmet Burak. Hoş geldin canım. Hain Tek hoş geldin. Emir Hanaman hoş geldin. Selim 1907 hoş geldin. Açılır birazdan Selim, bekle. Alican Demir Kaya galiba. Hoş geldin Boştun. Hoş geldin. Hoş geldin. Gürkan 73 hoş geldin. Erdem hoş geldin. Dartu hoş geldin. Doğukan hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Oh, yoruldum. Sağ olun arkadaşlar ya. Şu şeyi bir yapmaya çalışalım bakayım. Niye olmuyor? Onu her zaman söylüyorsunuz çünkü. Bir sıkıntı mı var acaba, bakalım. Bu neymiş? Bir dakika. Çalma kanallar. Batuhan Korkut helal olsun. Sağ ol boşuna. Teşekkür ederim. Batuhan'cığım sağ ol bilgi için bu arada. Daha şimdiden 73 tane 77 tane yorumumuz var. 70 tane 7 tane yorumumuz var ama anlamadığım neden kaç kişinin izlediğini şu an göstermiyor bize. Helal olsun Arda, koçum benim. Bedir Bros'u gördüm sanki, yanlış gömülesem. Az önce orada yazılarda bir yerde. Bedir Bros, Ömer Bedir burada. Koçum benim ya. Helalsin. Bir dakika, bir şunu bir şey yapalım. Bu neden kaç kişinin izlediğini göstermiyor ya. Ve canlı yayın başladı diyoruz. Linkimizi de son kez atıyoruz. Ve buna tekrar da başlayalım. Yayınlayalım. Arkadaşlar bir sıkıntı var mı şeyde, benim sesimde ya da başka bir şeyde? Ha şimdi geldi şey. İzleyen sayısı şimdi geldi, tamam, daha yeni geldi. La görünmüyor bir şey diyor. İzleyemiyorum ben diyor. 35 oldu. Kadir burada mısın? Oğuzhan Öztürk selamünaleyküm. Hoş geldin Oğuzhan. Aybek Parlas hoş, her şeyin açıklanacağı canlı yayın. Hoş geldin. Oğuzhan Kuncu hoş geldin. Fuku hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda 51 olduk, süperiz. 51. yayın başladı beyler. 51 wow. Yok abi mübarek bir sesim var, patlat bir şarkı. Çocukların sesi geliyordu, onlar daha güzel bak. Bağırıyorlar içeride. Yapmaları lazım, uyumaları lazım, uyumuyorlar. Onur abi başla artık. Emin misiniz? Başlayalım mı? Tamam, madem 51 kişi izliyor ve madem herkes burada, hemen başlayalım bir an önce. Şundan bir düğmeye basalım, kayıt alacağım. Çünkü izleyemeyenler için de YouTube kanalına atacağız bu yayını. Hemen bir kaydımızı da başlattık. İzleyemeyenler için YouTube kanalı atmak için. Şimdi 57 kişiyiz ve başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir grup toplantısı gibi bir şey söylemiştim size. Bir grup toplantısı gibi bir şey yapacağız demiştim. Şu anda onu gerçekleştireceğiz. Bu grup toplantısından sonra biliyorsunuz, sanırım yanlış hatırlamıyorsam, planı yanlış hatırlıyor olabilir miyim? Last of Us turnuvamız var. Last of Us turnuvasından sonra da Fenerbahçe Galatasaray ya da Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig maçımız var. Yani bizim online Süper Lig maçımız var. Ondan sonra da Pro Kulüp maçımız var. Hepiniz inşallah bu gece bizlerle olursunuz. Abi neden karanlık? Bu ne çıktı Onur abi? 57 oldu falan filan filan filan. Donuyor artık, donduk falan filan. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi artık yazmıyorsunuz. Sizden rica ediyorum. Yazmıyorsunuz lütfen. Çünkü niye diyeceksiniz? Size linkler atacağım ve linklere basmanız lazım. Linklere basıp bazı şeyleri görmeniz lazım. O yüzden yazarsanız insanlar kaçıracaklar o şeyi, linkleri. O yüzden lütfen, belli resimler var. O yüzden lütfen kimse bir şey artık yazmasın. Lütfen bu artık bir şey yazmayın. Ben de linkleri attığım zaman basıp hemen görebilirsiniz. Eğer göremeyecek olan varsa da zaten sizler için tekrar okuyacağım. Şimdi mevzulara başlayalım. Mevzular neydi? Bu hafta içi bir saçma sapan bir şeyler oldu biliyorsunuz. Bir olaylar oldu falan filan. Gruptan yine 5-6 kişi atılmak zorunda kaldı. İsteyen kendisi çıkmak istedi ya da banlandı yani. Bunun sebebi şimdi çoğu kişi ne oldu abi falan filan diyecektir. Yani bunun sebebi, en baştan bir kere şunu söyleyeceğim size. Ben normalde, bakın bunu tekrar tekrar hatırlatacağım size ama şimdi ben bunu söyleyeyim. Ben normalde
çok çok farklı şeyler hazırlamıştım sizler için. Yani çok çok farklı resimler. Yani inanılmaz şeyler hazırlamıştım. 2-3 gündür bunları hazırlamıştım. Ama işte bu sabah eşimle konuştuk biraz. Dedi ki ya bu çocuklar yine şu ufak, sakın böyle bir şey yapma. Bunlar çünkü, o da gördü, şok oldu çünkü resimleri. Eğer dedi bunlar dedi bunları görürlerse hani bu saatten sonra falan insan içine çıkacak halleri kalmaz. Yani o kadar kötü olur durumları. O kadar elimde şeyler vardı. Ama dedi, ya gerçi onlar da insan içine çıkacak yüz yok. Öyle yüzleri olsa zaten bu durumda olmazlardı da. Ya şey, insan içine her türlü çıkar onlar. Ama hak verdim yani. Sonuçta bunlar yine şu ufak çocuklar. Bunları gördükten sonra, ya dediğim gibi bana göre onlar yine hiç sıkılmadan yine konuşurlar insanlarla da, yani yine de olma, yani çok büyük, çok çok şeyler var. Elimde öyle şeyler var ki hakkınızı yitirirsiniz. Yani size bu akşam göstereceklerim, elimde olanların, bu akşam göstereceklerim size elimde olanların sadece %10'u. Ama %10 derken belge sayısı olarak %10'u değil. Bir insana gönderme yaparsın ya, o göndermenin %10'u. Yani mesela atıyorum 10 tane belge göstereceksen bu akşam aslında 100 tane vardı, 10 tane değil. Orada mesela hadi lan yazıyorsa bu belgede, aslında ben onun annesiyim, ben ne yapayım var aslında elimde. Öyle şeyler var. Ama göstermeyeceğim çünkü hanım haklı sanırım. Biraz ayıp olmaz yani, bu insanların ayıp olacak da. Boş dengide biz büyük gizle kalsın. Şimdi arkadaşlar söylüyorum size, lütfen dinleyin. Şimdi mevzu neydi? Mevzu şöyle bir şey. Bir 3-4 tane çakal benim her zaman söylüyorum, bu Nedim adminken de, Salih adminken de, Erdal adminken de, admin kim olursa olsun, adminleri çok şeyden ne onu da adminler dokunulmaz falan filan gibi değil. Benim kendi adminlerime karşı her zaman söylediğim, sizlerin de bildiği bir şey var. Adminlere yapılan terbiyesizlik bana yapılmış demektir. Adminlere yapılan saygısızlık bana yapılmış demektir. Çünkü neden? O adminleri oraya ben seçip koymuşumdur. O benim tercihimdir ve sen benim tercihime saygısızlık yapmış oluyorsundur. Eleştiremez misin? Tabii ki eleştirebilirsin, ama küfürle eleştiremezsin. Düzgünce eleştirebilirsin. Bunlar 2-3 tane çakal, 4-5 tane çakal WhatsApp grubu kuruyorlar aralarında. Bu WhatsApp gruplarında geliyorlar işte, Eren şu, Eren işte bilmem ne şerefsiz. İşte Atakan var ya, işte Atakan'ın ben, yani bunu Bora diyor. Ben Atakan için şöyle söylüyor. AMK şerefsizi. Yani dınını koduğumuz şerefsizi diyor Atakan'a. Benim adımlama diyor bunu. Mustafa orada, Samet orada, Nedim orada. Biri de çıkıp demiyor ki hop birader hayırdır. Ya da hadi diyelim ki kanka olsunlar da değil yani, göstereceğim size birazdan. Ya biri de çıkıp şunu desin o zaman. Ya Bora küfür etme, ne yapıyorsun? Onur abim sonuçta seçtiği adam. Ya da Bora küfür etme, sonuçta arkadaşımız. Hani selamlaşıyoruz bilmem ne, değil mi? Yani bunları, değil mi? Biri çıksın bunu desin. O onu dedikçe öbürü başka bir şey diyor, öbürü başka bir şey diyor. Hani bunları niye söylüyorum? Biri başka bir şey çıksın diye. Çünkü aralarında şimdi konuşuyorlar, bana diyorlar ki abi ben mi ettim küfür, o etti. O etti de sen adamsan susturmayı bileceksin. Kavga et değil illa. Kavga etmene gerek yok. Sustur ya. De ki ya öyle konuşma de, şöyle konuş falan filan de. Yani bunlar aralarında böyle bir şey yapıyor. Şimdi diyeceksin ki bir küfürle mi oldu? Hayır. Çünkü işin mevzusu fazla. Yani çok derin bir mevzu. Ben bu Nedim biliyorsunuz af dilemişti falan filan, bir sürü şeyler yapmıştı. Aldık ya gruba. Şimdi bu aklı sıra ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi düşünüyor, diyor ki ulan diyor ben bu nasıl admin olabilirim? Adminleri kötüleyeyim, adminlere bok atayım, çamur atayım, bilmem ne yapayım, ben bu adminlere böyle bir şeyler yapayım. Ondan sonra şey olsun, ne onun adı? Onur abiye şikayet edeyim, Onur abiye gazı veririz, Onur abi de iki tanesini fırçalar. Ondan sonra abi beni admin yap, eskisi günler falan filan diyeyim. Ben de dedim admin yap. Çakalın kafasındaki fikir bu. Bu çakal diğerleri geri zekalı. Çünkü niye geri zekalı? Ya bir tane önlerinde mal var bu. Böyle yürüyor. Onlar da gaza geliyorlar yani. Adminler kötü. Doğru ya, adminler kötü. Ulan adminler ne kötü lan? Adamlar şeker gibi çocuk. Her yere yetişiyor. Emir Anaman. Ben Fenerbahçe sayfası kurmuşum. Fenerbahçe sayfasında. GTA sayfasında bir şey oluyor. GTA sayfasında. TPO'da bir şey oluyor. TPO'da. Makaragır'da bir şey oluyor. Orada. Ankette bir şey oluyor. Orada. Bu adminler en iyi adminler. Siz bunu asla ve asla söyleyemezsiniz. Sizin burada tek amacınız, sizin demiyorum, o bir tanesinin tek amacı bunlara bok atıp kendini bir yerlere getirebilmekte. O diğer geri zekalar da hani ulan ya aptal, çünkü anladın mı, aptal yani, düşünüyor ulan ya bu böyle dedi biz de böyle diyelim, hani hiç kendi fikri yok yani. İnsanın kendi fikri olur, der ki ya birader atıyorum ben Eren'le de oyun oynuyorum, onunla dönüyorum, çok da iyi anlaşıyorum, hiç öyle bir şey yok, çocuklar gruba da bakıyor, her yerdeler, hiçbiri demiyor. Çünkü niye? Ya işte belki bize de bir şey çıkar oradan, ona bir şey yaparsa belki bize de bir şey çıkar falan filan. Şimdi arkadaşlar, neyse, ilk linkimizi atıyoruz. Şimdi ilk linkimizi atıyoruz. Lütfen sessiz olalım. Lütfen arkadaşlar, yine söylüyorum, izleyenlere söylüyorum. Arkadaşlar lütfen yazmayın.
Çünkü neden? Link atacağım size. Bakmanız için linkler atacağım. Eğer yazarsanız linkler aşağı gider ve göremezsiniz. Lütfen rica ediyorum yazmayın arkadaşlar. Evet, ilk linkimiz bu. İşte şu anda size gönderdiğim ilk link. Burada sağ ol Emre'cim. Lütfen yazmayın. Burada şu ilk linkte şimdi okuyamayanlar için gönderiyorum. Bakın. Burada Nedim bana mesaj atmış. Ben bunu gruptan attıktan sonra bakın. Abi lütfen vallahi pişmanım. Söz sözünden çıkmayacağım. Tuvalete gitmeyeceğim habersiz. Bak tuvalete gitmeyeceğim habersiz. Sana ne yaparsam dakika dakika mesaj atacağım. Abi lütfen lütfen abi affet beni. Eşeklik yaptım abi. Hadi abi bir şey demeyeceğim mi? Abi lütfen pişmanım abi beni affet. Bunlar hep tık 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 bir sürü geliyor. Yani bir sayfa boyunca böyle beni affet yazmış. Bakın tuvalete gitsem gitmeyeceğim habersiz. Ne yaparsam yapayım dakika dakika sana mesaj atacağım. Yani ben onu tabii bana mesajsın diye almadım. Ama bu sözleri vermiş. Ne yapmış? Bu sözleri verdikten sonra ne yapmış? Gelmiş. Benim haberim yok WhatsApp grubunda konuşulanlardan. Çünkü daha bana göndermese. WhatsApp grubunda AMK'nin bilmem ne şerefsiz Atakan'ı, Eren de zaten şöyle, o da böyle, bu adminlerde hiçbir şey olmaz, bok gibi adminler bunlar. Şimdi bir bunları bakıyoruz. Bir de tuvaletten gitmeyeceğim habersiz. Ne yaparsam yapayım dakika dakika mesaj atacağım. Beyler birbirinizle kes kes diye konuşmayın. Güne söylüyorum düzgün konuşun birbirinizle. Ve lütfen tatsızlık yapmayın. Dediğim gibi şey yapmayın. Size söylüyorum yazmayın. Lütfen yazmayın artık yeter. Şimdi arkadaşlar ilk resmi gördünüz hepiniz. İlk resim buydu. Yani tuvalete gitmeyeceğim habersiz. Her şeyimi sana dakika dakika mesaj edeceğim diyorsun. WhatsApp grubunda benim adminlerimi kötülüyorsun. Adminlerime küfür ediliyor. Hiçbir şey söylemiyorsun. Onur abi böyle böyle WhatsApp grubunda böyle böyle bir şey oldu. Adminler küfür ediliyor. Ben müdahale etmek isterim falan. Hiçbir şey demiyorsun. Ve yani işte beni kandıracaksın ya aklın sıra. Sen aklın sıra beni kandıracaksın ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar geçelim Bora'ya. Şimdi niye Bora'ya geçiyoruz? Aslında bu Nedim yaptığı çok şey var. Ama dedim ya size sabah hanımla konuştum ve yapmayacağım dedim. Şu an bu sadece %10. Ettiği küfürler bilmem bir sürü şey var. Ama hiçbirini göstermiyorum. Hiçbirini göstermiyorum ama kaçınırlarsa onu da göstereceğim. Şimdi Bora'ya geçelim. Şimdi diyor ki bakalım bir tane resim atalım sizlere. Şimdi bir tane resim attım sizlere. Bunu basamayanlar için okuyorum. Bora diyor ki, tamam abi şunu baştan söyleyeyim. Birkaç gündür Nedim ve Mustafa'da bir haller var diyor. Nasıl diyorum soru işareti. Gülüyorum. Millete böyle şakalar yapıyorlar. Agresifler yani. Hele Mustafa. Yani şu an kankalar ya. Mustafa ile Nedim bana şikayet ediyor. Yani çok agresifler. Dikkat et gruptan at gibi bir şey söylüyor. Tamam mı? Şimdi bu tamam. Bu cepte. Resim 2 geliyor arkadaşlar şimdi. Bu da resim 2. Şu da resim 2 arkadaşlar. 97 kişiyiz bu arada. Helal olsun hepinize. Şu da resim 2 arkadaşlar. Resim 2'de de diyor ki ne diyor? Abi diyor bana. Efendim gülüm. Attığım video grup linkini attım falan filan neyse. Abi Nedim adminlikten çıkmış. Ben Nedim attığım zaman daha yeni öğreniyor o zamanlar. O eski yani bu. Ha diyorum ben attım onu. Ayıp etmiş abi hediye satılır mı diyor. Yani ben Nedim hediye etmişim. O da satmıştı ya. Onu eleştiriyor. Tamam burada da bir şey yok. Dediğim gibi şimdi bomba bir şey beklemeyin çünkü. Dedim ya. %10 gösteriyorum size. Bu çocuklar sokağa çıkamaz yoksa göstereceklerinden dolayı. Şimdi üçüncüye geliyoruz. Üçüncüde de diyor ki bakın şimdi bu da üçüncü. Oğuzhan Kuyumcu lütfen abicim Onur abi falan filan yapma. Tamam abicim yapma. Oğuzhan yeter. Anladın? Lütfen yapma. Yazma yani. Yazma diyorum hala yazıyorsun ya. Şimdi üçüncü resim attım. Diyorum ki salla diyorum boş ver onu. Admin alacak mısın diyor. Herkes Nedim gitti diyor mesaj atıyor diyor. Ben de boş verin diyorum diyor bana. Ben diyorum ki ondan sonra hala diyor. Bu Nedim ilk çıktığında bir daha girmeyecekti abi hata yaptık. Bakın dikkat edin. Şu an kankalar ya. Bir yerleri kalktı nasıl olsa girerim diye. Yani diyor ki şey kalktı diyor. Yani posta koyuyor ona. TP yıkabilecek ne zannediyor falan filan bilmem ne falan. Bunu da geçelim. Şimdi bir resim daha atıyorum. Şimdi bir tane daha atıyorum bakın. Yani istiyorsanız basmayın. Hani bana güveniyorsanız basmayın. Boşuna zaman kaybetmeyin. Ben size okuyorum zaten burada. Yani basmanızı istiyorsanız basmayın. Ben size atıyorum şu an. Şey okuyorum şu anda ben size resimleri. Burada da diyor ki. Sinir yapma sakin abi. Değmez bu karaktersizlere. İşte ne diyeyim onlardan bahsediyor. Ben demedim mi abi. Bir olay çıksa herkes belli olacak diye. Yalaka köpek.
olan Emre de Nedim'i soruyor. Emre de o zaman işte kavga etmiştik. Şimdi Emre'yle barıştık. Çünkü niye barıştık? Çünkü bu şerefsiz Nedim yüzüne olmuştu hepsi. Neyse şerefsiz demeyeceğim. Özür dilerim hakaret ettiğim için. O kendisinden de özür diliyorum. İzlediğini de biliyorum. Özür dilerim. Ben hakaret etmeyeceğim sizlere çok. Sağ olsun görecek hepsi diyorum. Diyor ki ya bu TP'yi falan filan. Diyor ki ya hediye satır mı? Hem de Onur abi gibinin verdiği hediye MK. Ya tövbe tövbe şu grupta küfür olmasa var ya sizden kendim. Yani diyor küfür olmasa diyor Nedim'in diyor ana avrat küfür edeceğim demek istiyor. Ama şu an kankalar he. Şimdi bir resim dağıtıyorum. Şimdi şu resme de bakalım arkadaşlar. Şunu da attım şimdi. Bu resimde de diyor ki dediğim gibi basmanıza gerek yok. Ben okuyorum size. Diyor ki Bora diyor bunu. Şimdi bu Nedim almayı düşünüyor musun? Alacak mısın? Yani alacaksan bile alma abi. Nedim yüzünden TP ailesine kişiler kaybediyoruz. Bak bir Orhan abi gitti mesela. Nedim gelecek ortalık yine karışacak diyor. Haklı da çıkıyor bu arada. Şimdi bakalım. Bakalım. Şu resimde de. Bu resimde de diyor ki. Ya her şeyi bırak. Nedim köpeğine inat. Bir abim yani bir şey diyor da. Yani Nedim köpeğine diyor. Yani Nedim köpeği diyor. Şimdi kankalar. Pes etmeyeceğiz dedik falan filan diyor. Neyse burada geçelim. Şimdi buraya kadar gördünüz mü? Sabahtan akşama Nedim'e hakaret eden bilmem ne böyle bir ergen. Ama şimdi kankalar günaydın falan filan birbirine böyle artistik yapıyorlar. Kankalar ya şimdi. Yani şimdi tabii işler değişti. Tabii artık baktılar TPO'ya dönüş yok. Ne yapsam acaba ya TPO'ya dönüş yok. Ben en iyisi şunlara sarayım. Yani denize düşen yılana sarılır var ya onun gibi. Şimdi kimsenin bilmediği bir şey açıklayacağım size. Kim bunu kimse bilmiyordu. Asıl önemli mevzu bu. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben az önce size bir şey söyledim hatırlıyor musunuz? Bu arada şu videoyu kaydedeyim 2 dakika. Videoları kaydedeyim ki tekrar yeniden başlatabileyim. Bir saniye arkadaşlar. Hemen yeni videoya başladık. Şimdi ben size az önce ne dedim? Sadece %10 gösteriyorum dedim size değil mi? Sadece %10 gösteriyorum. Bakın %100'ün ne olduğunu anlamanız için. Yani bunu da göstermeyecektim size aslında bugün. Ama %100'ün ne olduğunu anlayın diye göstereceğim. Hani Onur abi böyle dedi ama sallıyor mu? %100'ün ne olduğunu anlayın diye size %10 değil bu sefer %20'yi açıklıyorum. Bakın açıklayacağım şey sizi şok edecek. Şok etmesine rağmen bu %20 ve elimde %100'ü var ama yapmayacağım. Şimdi size açıklayacağım şey çok önemli bir şey. Biliyorsunuz bir ara gruba söylemiştim ki benim grupta 5 tane ajanım var demiştim biliyorsunuz. Her şeyi öğrenebilirim, her şeyi bilirim. Kimle konuşursa dikkat edin demiştim. 5 tane ajanım vardı. 4'ünü söylemeyeceğim kim olduğunu. Hala devam ediyorlar. Ama 5. ajanım Bora'ydı. Yani bunu bilmiyordunuz. 5. ajanım Bora'ydı. Bu Nedimler gidip başka grupta kendilerine grup açtıkları zaman işte falan filan şey yaptılar ya. Kendileri grup açtılar ya. Ben de Bora'ya demiştim ki Bora git o gruba bir tane fake hesap aç. O gruba git orada bizim üyeler var mı falan filan bak. Bir de bunlar ne yapıyorlar onlara bak. Yani bizim yaptıklarımız şeyleri mi yapıyorlar? Bizi mi takip ediyorlar? Bizi mi taklit ediyorlar falan filan. Bunları dedim bize bir öğren. Git öğren. Dedim ki elinde samimi ol falan filan bilmem ne. Ya ajan yani bildiğiniz ajandı. Benim ajanımdı. He şimdi ben bunu burada söylüyorum. Kötü bir şey yaptı diye söylemiyorum. Çok da iyi yaptı. İyi de hizmet etti. Ama demek istediğim, anlatmak istediğim şey şu. Hani ajanlık yaptı bana kötü mü etti? Hayır. Ama anlatmak istediğim şey, size göstermek istediğim şey şu. Bir insan bir işi yapar. Atıyorum bana biri der ki babam. Git şu bilmem ne şerefsizin dükkana bak iş yapıyor mu? Sevmiyordur babam onu. Ben de giderim bakarım. Ama gidip o adamla yarın kanka olmam. Çünkü babam sevmiyordur onu ve ben o adamı hakkında kötü şeyler yapmışımdır. Şimdi atacağım resme hepiniz iyi bakalım. Hepiniz iyi bakın arkadaşlar. Ben yine size okuyacağım bunu. Şu Nedim'i hemen şuradan banlayalım. Nedim'i banladık şu anda burada. Buraya gelmiş bir şey yazıyor yine. Şimdi arkadaşlar lütfen iyi bakalım. Nerede? Evet. Bakalım. Evet. Bakın Bora Sönmez diyor ki bana WhatsApp'tan. Tamam abi arkadaş kesimi kabul ettin dedim. Sahte fake'ini. Ya grup ölü be kimse yok ki diyor. GTA 5 grubu var kardeş grup diyorlar ona. Abi buldum 920 kişilik grup. Ölü dediğim gibi burası zaten. Aktif 2-3 kişi var diyor. Yani ajan. Ajanlık yapıyor burada. İkinci resmimizi atıyoruz sizlere. Bu da ikinci resmimiz. Diyor ki sizin attığınız 58 kişilik grup beni ekledi. 922'lik buldum oraya girdim. İki grup varmış. Biri bu 58 kişi olan diyor. Bir de benim girdiğim 922 kişi olan diyor. Ha ha diyor. Bizden giden Oğuzhan Kıran gruptan atılmıştın diyor. Adminlikler alınmış etkiler. Bizim grupta olan kişiler var burada diyor. Bahadır Altıçakmak, Berk Bilal Aşan. Yani onları bana ajanlık yapıyor söylüyor. Yine söylüyorum. Teşekkür ederim bunları yaptığı için. Kötü mü yaptı? Hayır iyi yaptı. Ben bunları
söylememdeki nedir? Vay şerefsiz bak ajan değil. Demek istediğim bunu yapıyorsan, bu adamın arkasından iş çeviriyorsan, o adamın gruplarını inceliyorsan, o adamın her yaptığı şeyi bana anlatıyorsan, bilmem ne yapıyorsan falan ve bugün gidip onunla kanka oluyorsan sen şerefsizsin. Ha pardon, özür dilerim, söylemeyecektim. Sen nankörsün, sen iki yüzlüsün ve sen şunu unutma, sana söylüyorum Bora. Senin daha yaşın çok ufak ve ergenlik dönemine falan yeni gireceksin. Şu karakterine gidersen unutma, ergenlik dönemine nasıl girersen öyle gidersin. Hayatı, bir insan ergenlik dönemine nasıl girerse o karaktere oturur, öyle gider. Şerefsiz girersen böyle hayatın boyunca şerefsiz olursun oğlum. Anladın mı? O yüzden kendine çeki düzen ver. Şu şerefsizliklerinden kurtul diyeceğim ama öyle bir yüzün yok senin. Neyse bakalım. Al bakalım. Al bir resim daha hadi. Burada ne diyor? Onur Reis, sana çok güzel haberlerim var benimle ilgili diyor. Aktif ol falan, hemen sana gördüm ya, İbner'e inat falan yazdım. Onu mu diyorsun diyorum. Yo diyor, sevindirici değil. Ne alakası? Grupları kapatılmış. Aktiflik yok diyor. Nedim pes etmiş diyor. Arkasından güneş çeviriyor. Şimdi ben size bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Bunu da göstermeyecektim. Sadece bunu gösterme amacım şuydu. Onur abinin elinde neler olduğunu bilmeniz için. Sabahtan beri anlattıklarım 10. Şu gösterdiklerim 20'ydi, %20. Yani %100'ü siz düşünün elinde neler var. Ama diyorum ya, dışarı çıkamayacak hale geldiler. Ama suratları olsaydı eğer. Ya elimde göstersem mi, göstermesem mi? Ya şu an bir resme bakıyorum. Göstersem... Göstermeyeceğim. Yok, bunu göstermeyeceğim. Hayır. İnsanların anneleri, babaları var. Bilmem neleri var. Ama şöyle söyleyeyim. Aralarından biri yine, diğer hepsinin daha 2 gün önce, bakın daha 2 gün önce diyorum he. Yani bu mevzu oldu ya, daha bunlar grup açmamışlardı. Daha açsak mı açmasak mı diyorlardı ya, aralarından bir tanesi, abi beni geri al grup.